Merhaba arkadaşlar. Atış sırası sarı topta idi ve bu pozisyonda kalmıştık. Öncelikle varış puanı. Varış puanını bulmak için eksiltme katsayısının kaç puan olduğunu bilmemiz gerekir. Bant atışı yaparak kaç puan eksiltme var görelim. On dokuza düşen ıstakatomuz dördüncü bantta 4 puana düşmektedir. Yani -15 puan diklik katsayısı vardır. Şu da kesinlikle unutulmamalıdır. Geniş açılı atışlarda eksiltme düşer. 30'dan 0'a bir atış yapacak olur isek 32 puana düşen ıstaka topu 4. bantta 28 puana düşmektedir. Üçüncü bantta 15'ten 4. bantta 0'a bir hat çizersek 3 puan daha istiyor. Yani varış puanı 18 oluyor. Artık 30'dan 12'ye bir hattımız var. Öyleyse falso efekt ne olacak? 18 puanın önünden 4 puanın önüne bir hattımız var. Varış topunu bu hat üzerine koyduk. Atış topunu 30'dan 12'ye olan hattın 3-4 santimetre yanına koyduk. Istaka topunu pozitif açıdan negatif açıya getirdiğimizde saat 3 efekti yani falsosu vermemiz gerekir. Toplarımızı yine aynı yerlere koyacak olur isek bu sefer ıstaka topunu atış topunun tam karşısına alalım. Açı artık pozitif olduğundan saat 10.30 falsosu ile atışımızı yapmamız gerekmektedir. Bu pozisyonda açı daha da pozitif olduğundan saat 1 efekti ile atışı gerçekleştiriyoruz.